Dün cumartesi sürprizinde keyifle izlediğiniz Ömür Sabuncuoğlu'yla Doğru Tukay'ın keyifli sohbetinin ikinci bölümünü getiriyoruz şimdi ekrana. Doğru Tukay bu kez anneliğini, romantikliğini ve ev hanımlığını anlatıyor. Doğru Tukay'la. Biraz yedi, biri çok yedi. Böyle o dengeler falan nasıl oluyor? Bu iki kurallar dışında melek gibi bir anneyim bence. Sunucu değil, ev hanımı Doğru Tukay'la. En sevdiğim şey ütü yapmaktır bu arada benim. Komik değil, romantik Doğru Tukay'la çok özel. Düğünümüzü tekrar yaşamak isterdim. Panayır gibi düğününü yıllar sonra nasıl andı? O ne düğünü ya bu arada? Panayır. Ona düğün denmiyor bence. Ömür Sabuncuoğlu'yla hangi videoyu böyle tebessümle izledi? Ve Doğru Tukay'ı böyle mest eden şarkının sırrı ne? Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne. Show TV'nin rengarenk logosunda birçok renk, birçok yıldız var. İşte onların en güzel güleni. İşte biricik Doğru Tukay. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu haftaki konuğum Türkiye'yi en çok güldüren kadınlardan biri. Güldür Güldür'ün gülen yüzü, çocuktan al haberinin Doğa ablası. Evet, bu haftaki konuğum sevgili Doğru Tukay. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu haftaki konuğu, Güldür Güldür'le güldüren, çocuktan al haberiyle içimizi ısıtan Doğru Tukay. Çok özlemişim. Ben de seni çok teşekkür ediyorum. Ne güzel şeyler söyledin benim için. Eğer birazcık da olsa insanların yüzünde bir gülümsemeye sebep olabiliyorsak ne mutlu. Bugün ekranda görünen değil, görünmeyen Doğru Tukay'ı konuşacağız. Yani evdeki Doğru Tukay'ı. İkizleri var bildiğiniz gibi. Peki ya dördüzleri olsaydı? Hayatında dördüzlerin olsaydı hayat nasıl olurdu? Bilmem, öyle bir his mi doğdu içine? Çünkü en son sana anne olmak istiyorum deyip iki ay sonra hamile kalmıştım. O yüzden şimdi neler oluyor? Bana fark etmezdi Ömür bence. Yani ben zaten galiba çoklu bir insanmışım. İkizlerden önce de hep evim de öyleydi. Eşim, dostum, arkadaşlarım, onların her türlü mutlulukları da, sıkıntıları da, yani o anlamda biraz nasıl anlatayım kendimi? Çabuk yorulmam, yani geniş, yüce gönüllü insan derler ya, şey olarak demiyorum bunu, hani maddi olarak değil sadece. Yani herkesle birlikte olmayı seven bir insanım, o kalabalığı seven bir insanım. Bence dördüz olsaydı hiç fena olmazmış. Aşırı kuralcı bir anne değil ama tabuları var. Mesela Piraye ve Rutka'ya teknoloji yasak. Kurallarım var, teknoloji kuralım var, katiyen yasak bizim evde ve uyku saatleri kuralım var. Bu iki kurallar dışında melek gibi bir anneyim bence. Daha hiç televizyon seyrettiler mi? Ne olduğunu bile bilmiyorlar. Ne olduğunu bile bilmiyorlar. Yani cep telefonunu dede ve anneanneyle konuştukları bir iletişim aracı olarak biliyorlar. Çünkü bizim telefonlar böyle durur. Yani hiç ellediklerini bile görmezsin. Çünkü ne olduğunu bilmediği için ilgi duymuyorlar. Televizyon katiyen yasak. Bir sene sonra. Harika. Evet. Kızı Piraye aynı ona benziyor. Piraye annesinden hangi huyunu, hangi özelliğini aldı? Yani 2,5 yaş aslında çok erken ama şeyi söyleyebilirim. Oyuncu bir tip. Ayna karşısına geçiyor daha şimdiden. Şapkalar takıp işte aslında her kız çocuğu gibi diyebiliriz ama benimki biraz daha sanki erken başladı. Bir böyle şeyleri seviyor. Ona bir sahne yaptık. İşte sahneye çıkıyor. Selam veriyor. Ritim duygusu aşağı yukarı pek iyi değil. Kerimci anında çok gülüyoruz. İşte bir müzik çalarken mesela farklı hareketler yaparak kendisini gösteriyor. Biraz sanki sanata eğilimli gibi oğlandan ziyade. Rutkay ise aynı babası Kerimcan Kamal. Rutkay daha çok okumaya meraklı bir çocuk. Sürekli okuyor, kendi kendine yazmaya çalışıyor. O da biraz babamla babama benziyor. Yani sanki bir şeyler paylaşılmış gibi genetik olarak. Bakalım, daha çok zaman var, ileride değişirler belki. Evet, tamam. İkizlerini Atatürk sevgisiyle büyütüyor. Bu arada Atatürk sevgisini çok güzel aşılıyorsun. Hani evet. Videolarda da paylaşıyorsun. Evet, paylaşıyorum. Ne kadar bilinçli yetişiyorlar, ne güzel. Yani ikinci, üçüncü söyledikleri kelimedir, sözdür Atatürk. Yani önce ilk cici dediler. Sonra baba dediler, sonra anne dediler, sanıyorum sonra Atatürk dediler. Atatürk'ten ben kim?
Söyle babanı, göster babanı. Atatürk. Atatürk'müş babası. İşte bandolardır, bilmem nelerdir, kitaplardan gösteriyorum. İşte beraber masaya oturulur, teşekkür ediyorum, özür dilerim. Her şeyi öğretiyorum ben ya. Adammışlarcasına konuşuyorum. Dolayısıyla Atatürk'ü biliyorlar. Yani onun heykelinin önüne gittiğimizde, bizim sitede de var mesela. Onun önüne gittiklerinde merhaba Atatürk amca biz geldik falan diyorlar. Onları şimdiden aşılamakta fayda var. Bunlar bizim değerlerimiz. İkizlerin en çok sevdikleri şeyler arasında ev işleri var. Bu arada temizliği seviyorlar galiba biraz. Elektrik aşırı. Bravo, senden de hiçbir şey kaçmıyor. Şimdi ütü aldım Ömürcüğüm. Dehşet ütüyü. En sevdiğim şey ütü yapmaktır bu arada benim. Yani hiç şaka değil. Çok severim, bayılırım. Hani televizyonu açarım böyle koyarım. İşte ütülerimi yaparım. Yani daha evvel zamanım çokken tabii. Şimdi ablamızla beraber görüyorlar onu. Hı-hı. Mesela böyle uzaktan oraya bir oda var, oraya gitmek yasak. Kendileri istedi, biz de ütü yapmak istiyoruz diye. Şimdi oyuncak ütüyle bayağı katlayıp, süper. Örtüp falan böyle tatlı tatlı ütülüyorlar falan. Hamarat tipler yani. Hayatındaki hangi anı tekrar yaşamak istediğini sorduğumuzda romantik yönü ortaya çıkıyor. Peki hayatındaki hangi anı tekrar yaşamak isterdin? Ay çok güzel soru. Çok anım var ya öyle. Kerimcan Kamal'la evlendiği o gün aklından çıkmıyor. Sahi ne güzel düğündü, öyle değil mi? Kerimcan'ın bana ilk evlenme teklif ettiği gün mesela yaşamak isterdim. Düğünümüzü tekrar yaşamak isterdim. O ne düğünü ya bu arada? Panayır. Ona düğün denmiyor bence. Böyle bir 10 seneyi doldurduktan sonra benzer bir şey yapmak çok istiyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya gelelim diye. İkizleri dünyaya getirdiği anlar da onun için çok özel. Doktorumuzun ilk ikizin oluyor dediği an. Sonra bunların biri kız biri erkek dedikleri gün. Yani çok isterdim. Doğuma gittiğim gün. Hepsini tekrar yaşamayı çok isterdim. Alaçatı'da aldığı evlenme teklifinden bahsederken gözlerinin içi parlıyor. Mesela onlardan evlenme teklifini sorsam. Nasıl tabii ki. Anda? 23 Nisan'dı. Onu hiç unutmuyorum. Alaçatı'da çok sevdiğimiz böyle derme çatma derler ya, bir sahil kasabası gibi bir yerimiz vardı. Orada kuzenlerimle beraber hep beraber yemek yiyorduk. Böyle hafif güneş batmıştı artık, böyle ay yüzünü gösteriyordu. Montlarımız falan vardı, hatta hatırlıyorum böyle soğuğa çalan bir gün. Ya Doğacığım dedi, ben çok düşündüm dedi. Kafam takındı bir şeyle. Şurada bir yürüyelim mi şu sahil boyu dedi. Ay yürüyelim dedi. Ya pardon falan dedim kuzen, niye yürüyoruz dedim falan, hiç onu hatırlıyorum. Sahilde yürürken ya Doğa dedi, bu evlilik çok zor bir şey işte insan için. Neredeyse bir sınav falan. Ben diyorum ki Allah Allah, neden evliliği bu kadar negatif bir şekilde anlatıyor. Yani işte çok da şart değil. İnsanlar birbirini de sevmeli. Evet dedim, haklısın ama hani yani ben diyorum ki bence biz bunu denemeliyiz dedi. Sonrası yok. O kadar heyecanlanmışım ki evet demeyi unutmuşum. Ya. Hiç beklemediğim bir andı gerçekten. Hiç beklemezdim ondan. Böylesine gizli ve romantik bir şey. Daha şey bir adamdır çünkü. Hani daha komikli. Evet, aynen öyle. Evet, çok güzel bir andı. Sayın şahitler huzurunda sözünü söyleyiniz. Evet. Sayın Doğa, lütfen. Madem bu kadar romantik gidiyoruz, biraz şarkılardan bahsediyoruz. Peki Doğan Utkay'ın hayatının şarkısı ne? Çok zor sorular. Çalışmadım hayatımın şarkısı. Kayahan'ın melankolisi en sevdiği şarkılardan. Senle topla beni, çarp uzaklarla, ekle sensizliği, böl saatlere. Ne kaldı, ne kaldı? Allah Allah, orası güzel geldi. Belki eşim olsaydı yanımda ne güzel onunla söylerdik. Eşimle güzel şarkılar söyleriz derken Ömür Sabuncuoğlu'na bir video izletiyor. O video karı kocanın güzel bir düeti. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine, döner miyiz yine eski günlere?
Videodaki şarkıyı bir de ondan canlı dinleyelim mi? Muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine. Döner miyiz yine eski günlere? Şahane. Bunlar şey tabii. Çocukların yanında da biz çok şarkı söylüyoruz Kerimcan'la. Seviyoruz yani evde ben şarkıları. Ben o zaman bir fikir vereyim. Hadi ver. 14 Şubat'ta birlikte bir şarkı paylaşalım. Bir düet. Aynen. Aa, Kerimcan duy bunları. Olur, neden olmasın. Gayet de senin, güzel sana olur. Özel yapar evden göndeririz. Değil mi? Finalde son dönemin tartışılan konusu estetiğe geliyor söz. Estetik olaylarına nasıl bakıyorsun? Çok tartışılıyor. Artık çok erken yaşa, 16 yaşa kadar indi biliyorsun. Evet. Sende var mı? Önce onu sorayım. Bende var tabii ki. Benim burada şurada botoksum var. Şöyle alın ve kenar çizgilerimde. Ama şuralarımda yok zaten, göreceksin. Onları da çok ellemek istemiyorum. Şu an rahatsız etmiyor ama hiç karşı değilim. Özellikle oyuncularım, ekran karşısında olan insanların bir şeyleri değiştirmek değil ama. Hı hı. Aynı suratı korumaya çalışmak aslında benimki. Ve bunu yaparken hem cilt bakımıyla hem vitaminiyle, ama şeklim bozulursa işte o zaman çok üzülürüm. Ya henüz 42 yaşındayım. 45'ten sonra baktım artık bitti bu surat. O zaman tabii şuralara da müdahale ederim diye düşünüyorum. Ama hiç karşı değilim. Kimseyi eleştirmiyorum bu konuda. Genç kızları eleştiriyor musun dersen, katiyen eleştirmiyorum. Sadece üzülüyorum. Çünkü hepsi çok güzel. Gencecik, taptaze ciltler. Anlamsız buluyorum yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bir tanem. Çok özlemişim. İnsanlara hafta sonu demedin, muhteşem sesimle şarkı da söylettin. Yani. Yok, çok güzeldi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Seninle olmak her zaman çok güzel. Zaten Show TV benim ailem. Bu ekranda da olmak çok güzel. Bana zaman ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Teşekkürler. Sevgiyle kalın efendim.